11 Ocak, 17 Ocak değerli yay burçları nasılsınız? Umarım her şey keyifli ve iyidir. Güzel şeyler sizin hayatınızda artık kazanç sağlıyordur. Yükselen ay burcunuzu mutlaka dinliyorsunuz. Astrolojiden ne haber ve Akkaya Official Instagram sayfalarım takip edebilirsiniz. Bu hafta özellikle yakın arkadaşlar, yakın çevre, aile çevreniz, yakın komşularınız, yakın iletişimde olduğunuz kişilerden bazı laflar, dedikodular, bazı söylenecek olaylar canınızı sıkabilir ve gereksiz agresiflik işinize yansıyabilir. O yüzden yakın çevre, yakın arkadaş, yakın diyaloglardan uzak dur, duyma, işine yansıtma diyorum. Çünkü ciddi anlamda bu agresiflik işinize de yansıyacak ve işiniz sizi zorlayacak. Yönetici ya da bulunduğunuz insanlardan agresif tavır sağlayacaksınız ki başarılı bir insansınız. Hedefleriniz çok büyük. Yani yapmak istediğiniz çok büyük projeleriniz var. Tam bunların önüne engel olsun istemiyorum. O yüzden kulaklığı tak, kimseyi duyma. Bu hafta bol bol gülümse, işine konsantre ol. Çünkü sende konum değişimi, masa değişimi, yani alanında değişim ve rütben de değişim olacak. Bu da sana keyif verecek diyorum. Özellikle yeni iş beklentisi olan ve uzun süredir iş problemi yaşayan yay burçlarında güzel bir teklif oluşmasını istediğiniz, yakın bir dostunuz ya da yakın bir akrabanızdan gelecek teklifi değerlendirdiğinizde sizin için de iş kapısı artık o Şubat başı itibariyle start vermiş olacak ve bunun mutluluğunu yaşayacaksınız değerli yay burçları. Haritanızı şöyle bir kontrol ettiğimde de ortaklı ve yeni işler yapmak isteyen bazı yay burçlarında evet ama şu an parasal evrenizde çözmeniz gereken sıkıntılarınız var. Uzun süredir bazı kredi borçlarınız ya da banka borçlarınız ya da kira borçlarınız var. İlk önce bunları bir çözmemiz lazım. Üzerinizdeki yüklerden çıkmanız lazım. Evet iş teklifi doğru ama sizin sermayeniz yani sadece şu an bu sermayeyi buraya verirsek sıkıntı yaşarız. Çünkü yapacağınız işin altyapısı daha oturmamış. Yani şu an evet yapın ama mantıklı doğru da para harcayarak yapmanız sizin için daha sağlıklı. En azından riski görerek yapmak daha mantıklı olarak uyarı veriyorum. Evet yeni özgürlük fikirleriniz olacak. Yani bu oda benimse benim kimse girmesin. Şurası benimse benim kimse bana dokunmasın modunuz var. Yani evin içerisinde kendinize yeni bir ev yaratmak istiyorsunuz. Evden taşın canım. Bu kadar insanın hayatını meşgul etme. Tamam, maddi olarak durumun bazı sıkıntıların var, taşınamıyorsun ama insanların da hayat alanlarını daraltmamak lazım. Özellikle nefes almakta bronşit, alerjik durumlarımız olabilir. Nefes almada zorlanabilirsiniz bu hafta. Sağlık kontrollerinizi, bronşitlerinizi, alerjik burun tıkanıklıklarınız size sıkıntı yaratabilir. Mutlaka bunları kontrol etmeniz lazım. Yani aslında kariyeriniz için çok olumlu, yani inanılmaz güzel enerjileri yakalayacaksınız. Çünkü sizin hayatınızda genişletilen bir enerji, yani paraysa para, ilişki ise ilişki, yeni iş beklentiniz varsa özellikle Perşembeden sonra genişleyen bir enerjiye sahip olacağınız için çok güzel teklifleri, kariyer hayatınızı daha destekleyici ve bununla alakalı altyapı doğru konuşma, doğru ifade etme ve yeni imzalar gündeme gelecek ve kariyer hayatınızda start vermiş ve büyük başarılar elde etmiş olacaksınız değerli yay burçları. Özellikle sanatsal yetenekleri olan, kendini sanata adapte eden bazı yay burçları markalaşma, isminiz ön plana çıkma, yeni imzalar, yeni oluşumlar söz konusu olacak. Özellikle farklı alanlarda yurt dışı, şehir dışı ya da dünya seyahati yapmak isteyen bazı ne oldu? Covid'de nereye gideceksin anam? Oturduğun yerde. Evet hayalleriniz var. Ama bu yıl bunları gerçekleştireceğiniz için bu dönem doğru enerjileri çektiğiniz sürece işinizde, maddiyat hayatınızda daha verimlilik ve özellikle aşksız olan yay burçlarına inanılmaz güzel. Özellikle şunu demek istiyorum. Yani Jüpiter'in enerjisini alacaksınız her şeyden önemlisi Perşembeden sonra. Aşk enerjiniz size daha verimli, sağlıklı bir enerjiyi destekleyecek ve doğru insanla da ilişkimiz başlayacak. Evli olanlarda sıkıntı varsa yumuşama doğru nokta. Ama ortaklı bir teklif var. Aile içerisinde yapmak istediğiniz ortaklı bir iş yapın. Buna start verin. Çok büyüme
ve inanılmaz güzel başarılar. Bu toprak o işi olabilir, organik tarım işi, soğancılık olabilir, patates, ne yapmak istiyorsanız yapın. Çok güzel bir para ve sonu aydınlık sizin için. Evet, bu haftayı doğru değerlendirin değerli ya. Aşk, geçmişte birini bekliyorsanız yeni aşk var. Çünkü sizde özellikle cuma, cumartesi, pazar çok güzel olumlulukların enerjisine giriş yapacaksınız. Bu da size artı enerji sağlayacak değerli yay burçları. Mutlu ve huzurlu da kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.